Arkadaşlar şu an Tuğba'nın sevenleri şu an izliyorlar. Ben mesela biraz eskiciyimdir. Yani hani evimden de üzü, taş duvar bilmem ne. Hep böyle plaklar falan Ne güzel. koleksiyon yaparım, biriktiririm. Sezen Aksu ve Nilüfer karşılıklı. Ve bu Bu arada denk Nilüfer'den... gelmesi de çok iyi değil mi? Direkt arkamda. Çok güzelmiş. Bu Nilüfer'den imzalı bu plağın bir hikayesi var. Arkadaşlar yani hikaye aslında böyle başlamıyor. Buradan şöyle bir o zamanın yaratıcılığına Ya ne bakar güzel değil mısınız mi? kapağına? Ve tabii zamanın da en büyük sesi Nilüfer Hanım. Benim yani Sezen Aksu, Nilüfer bu Tabii ikili o dönemde ikiler. vazgeçilmezimiz. Bir gün Evet. Nilüfer Hanım biliyorsunuz kansere yakalandı ve yoğun bir hastane süreci geçirdi. Ve o zaman menajeri de benim arkadaşım Ebru'ya dedim ki ya ben Nilüfer hayranıyım. Bende plakları var. Yani ben ölmeden bu kadınla tanışmam, görüşmem, sohbet etmem lazım dedim. Evet. Ya dedi oğlum saçmalama kadın. Yani şu an kimseyle görüşmüyor. Yani sevgilisini dahi göremez halde. Tabii benim o hayalim suya düştü. Arkadaşlar Nilüfer'e anlatmış bunu Ebru. Akşam böyle böyle bir genç radyocu çocuk var. Elinde plakları var. Benim de çok sevdiğim arkadaşım. Ya böyle böyle geldi işte seninle sohbet etmek istiyormuş dedi. Nilüfer Hanım çok duygulanmış. Ona, olur mu çağırsana şunu demiş. Gecenin üçüne geliyordu arkadaşlar. Ve gecenin üçünde Ebru aradı. Biz koştura koştura hastaneye gittik. Ve o halde kimseyle görüşmezsiniz değil mi? Nilüfer Hanım bizle görüştü ve plaklarımı imzaladı. Yıl Yani ne güzel. 2011 işte İrfan'a sevgilerle yazmış. Şimdi ben uzun Ne zamandır güzel bir bunu... anısı var sende. Evet. Ama Çok şimdi kıymetli. baktığımız zaman o dönemin sanatçılarının başka bir özellikle düşünürü ve enerjisi, hayata bakış açısı varmış. Ve ben son nesilde sadece son neslin o isimleri arasında o enerjiye sahip olan, onların yerini dolduracak olan tek Tuğba'yı görüyorum. Tuğba Yurtçu. Ay vallahi duygulan oğlum. Çünkü enerjisiyle, röportajlardaki usturupluğuyla, magazinden uzak kalmaya çalışmasıyla, şarkılarını seçtiği, özellikle de bakıyorum hep şarkılarını o formda, yani daha sözlerine dikkat edeye de seçiyor. Ve o yüzden de Tuğba'nın yeri ayrı. Yani Tuğba o jenerasyonun şu an mesela eskilerin köprüsü gibi bir elçisi gibi. Ay O yüzden teşekkür de ederim ya. Tuğba'nın Çok değerini böyle anlatmak istedim. ya ben bu kadar güzel şey karşısında böyle utanırım direkt. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya o kadar kıymetli şeyler söyledin ki ve saydığın isimler bizim için gerçekten pop müziği sevmemizde bugünlere kadar gelmişse çok önemli isimler. Nilüfer, Sezen Aksu, işte Aşkın Nur Yengiler, Sertab Erener'ler falan. Yani ne kadar kıymetli senin için gerçekten böyle bir şey ve senden bunları duymak da benim için çok kıymetli. İnşallah biz de onlardan o bayrağı devralıp olabildiğince iyi bir şekilde müziği bir noktaya getiririz. Ben evet gerçekten o dönemdeki isimleri, o dönemdeki şarkıları çok seviyorum. Zaten kendi yaptığım şarkılar haricinde de işte kendi YouTube kanalımda yaptığım akustiklerde biraz daha 90'lar esintisini hissettirmeye çalışıyorum. İnşallah dediğin gibi devam eder. Benim için de çok mutlu oldum. Ama dediğin her şey doğru. Gerçekten biraz daha böyle izole bir hayat yaşıyorum. Daha magazinden biraz daha uzak kalmaya, daha kendi içinde sadece müziğimi yapmaya çalışıyorum. Bu benim için çok daha mutluluk verici. Umarım hep de böyle devam eder.